Merhaba arkadaşlar, ne zamandır Honda Civic ile ilgili video çekmiyorduk. Bugün Bayram Usta, daha önceden de izlemişsinizdir arkadaşım, o arabasını getirdi. Arabaya bastığı zaman arka kapısı açmıyor. Kapı kartonu söküm videoları yok. Biz de bu videoda size yardımcı olmaya çalışacağız. Basalım Bayram Usta, bir sesini duyalım. Başlayalım. Evet, duyduğunuz gibi vızızık ediyor ama kapı kartonu atmıyor. Normalde biliyorsunuz Honda'lara Tofaş motoru takıyorlar ama atmış. Biz de kapı kartonu sökeceğiz. Bugün Honda Civic'in kapı kartonu nasıl söküldüğünü ve siz de evde Honda'nızı arkadaşlar tamir edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi kapıyı açtık. Burada bakın, şurada şöyle yaklaştırayım. Burada hemen kapı kolunun orada arkadaşlar iki tane vidamız var. Onu söküyor Bayram Usta şimdi. Elindeki yıldız tornavida. Burada yıldız var anahtar olarak. Ben bunu 3 liraya pazardan almıştım. Ama bayağı iş görüyor. Siz de böyle 3 lira 5 lira arkadaşlar. Tabi izel taş falan çok daha kaliteli ama alıp evde tamir yapabilirsiniz. Bakın şurada sökerken şunu atacak, attıracak arkadaşlar. Orada bir tane kanca var. Evet, kancayı çıkardı. Şimdi çok daha basit. Honda'ların hepsi aynı arkadaşlar. Bakın çıktı. Kapı kolu. Şimdi kapı kolunun şu plastiğini sökecek. Burada tornavidalardan yardım alırsanız çok daha basit bir şekilde işinizi halledebilirsiniz. Evet, biraz bangıttırdı. Evet, dağıttık. Burada yine bakın, biraz çekim zor oluyor ama arkamdan dolan. Şuradan ne? Şu an görüyor zaten. İçinde. İçinde değil mi? Aynen. Orada bir tane vidamız var. Bir de dışarıda şunları sökmeye gerek var mı? Yok. Bayram Usta, sarıları yok. Yok. Bir tane şu vidamız var. Onu çıkardık. Bir tane de şurada var bak. Bir tane de şu içinde. Şu içinde mi? Şurada sabitleyelim. Yani toplamda şuradan iki tane söktük, bir tane mi? İki kapı tane. Kolundan iki tane. Yine şu kapı kolunun oradan da iki tane söktük. Bakın işlemi, vida işlemi tamam. Devam ediyor. Tamamdır. Tuttun mu? Tuttuk. Zaten bir yerden klipsli değil mi? He. Klipsli. Evet. Hemen öyle çok aşırı hızlı asılmayın. Ama kırılacak diye de korkmayın. Biz de önceleri çok korkuyorduk. Değil mi Bayram Usta? Aynen. Kırılacak diye. Yani korkarak arkadaşlar iş yapılmaz. Şu arkada bir tane sizin de gördüğünüz gibi yine klips var. Onu da alacak. Skart'tan çıkardık. Kapı kartonumuz söküldü. Kapı kartonunu bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi 2 dakika sürdü arkadaşlar. 4 tane vida söktük. Bunları yapmaktan korkmayın. Bizim Honda'ların yalıtımı. Yalıtımı, evet. O kadar yalıtım ki dışarının sesini hiç almıyor arkadaşlar. Bizim sıkıntımız. Sıkıntımız ne Bayram Usta? Sıkıntımız bu. Gördün mü? Düğmeye bastığın zaman atmıyor değil mi? Aynen. Çalışmıyor. Niye robot at? Çalışmıyor. Ne yapacağız? Şuradan fişini çektik. Tamam, elektriğini aldık. Evet. Bunu yine sökeceğiz. İki tane vidamız var. Bunu söküyoruz. Bir tane uzun tornavida her şeyi halledebiliyor. Şimdi biz bunu ustaya götürsek Bayram Usta kaç lira isterler? Kafadan bir 200 lira değil mi? Abi bunu değiştireceğim derler. Bunu açıp da kimse uğraşmaz. Uğraşmıyorlar işte. Eski ustalar. Nereden baksan 400 lira para isterler buna. Zaten parçası 400 lira derler. Daha da fazla isterler. Ya işçilik olarak söktü. Sorunum bu diyor değil mi? Bizim. Bunu değiştireceğim diyor. Tutukluk yapmış abi bak. Tutukluk yapmış. Zıt ettiği bu değil mi? Aynen. Ya en azından motor çalışıyor. Ama diş ya dişlisi kırıldı içinde ya da yerinden çıktı. Tamam. Nereden sökülüyor onları şimdi gösterelim. Şuraya bir oturalım. İşimiz bundan sonra başlıyor. Bu
Bunu ayıracaksın herhalde. Aynen. Bu normalde presli. Bu arada arabamız arkadaşlar. Honda Civic. 2004 model. VTEC diye geçiyor. LS modeli. Beyaz. Sadece bir parça boyası var. Gayet de temiz. Bayram Usta arabasına çok temiz bakıyor. Birçok tamirini kendi yapıyor. Biz tamirlerimizi beraber yapıyoruz. Ben Şahin motoru takmaya karşıyım arabaya. Orijinalini tamir edebiliyorsak değil mi? Aynen. Tamir edelim. Bu da zaten orijinali. İçinde küçük eski teyplerden de çıkan bir tane şöyle motor var. Dişlilerde eski teyplerdeki 3 voltluk. Bu 12 voltluk. Evet. Tip olarak aynısı olmaz. Değil mi? Tip aynen. Olarak ama teyplerdeki olmaz. Aynen. Bunu parçacılardan alacağız herhalde bu motoru. Motor çalışıyor. Elektrik geliyor motora. Yine tekrar elektriğinden bir deniyoruz. Motor sıkışmış. Dönmüyor. Ya da motor gitmiş. Motor aslında çevirmesi de o kadar zor değil gibi ama. Ben içindeki gres yağından şüpheleniyorum. Bunu gres yağı sürmüştüm ben. O pislik yapıp zamanla tıkayabiliyor aslında ama. Çok sertleşmiş. Sertleşmiş. Aynen. Bunu çıkarıp temizleyeceğiz. Bir de öyle deneyeceğiz. Tamam. Motoru çünkü yeni aldım. Motor sağlam. Motoru ne kadar aldın Bayram Usta? Motoru ben 2 yıl oluyor. Ben bateri almıştım. Şimdi 50-60 olmuştur. Yani şimdi bak, bunu. Motor çalışıyor bak. Gördün mü bak. Evet motor dönüyor. Aynen bak. Sorunumuz ne o zaman? Ama orada tutukluk yapıyor. Ne olabilir sorun? Sonra bakacağız. Ya Bayram Usta diyorum da arkadaşlar Bayram Usta fabrikada çalışıyor. Yani bizim bir oto tamir, oto elektrik gibi bir geçmişimiz yok. Maalesef Türkiye şartları bizi usta yaptı. Aynen öyle. Bayram Usta'nın da 400-500 lira verilmez. Bayram abinin de eli yatkın bu tür işlere Bayram Bey'in. Ne yapıyor? Kendi söküyor, deniyor, bakıyor. İnşallah korktuğum başıma gelmemiştir. Yok, tamam, kırık değilmiş. Kırık sandım bir anda. Kırık değilmiş. Ben bir bez bakayım arkadan. Tamam. Bunu şimdi gres yağını temizleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi gres hep aklımıza şey geliyor. Yani akışkandır, daha da hızlandırır gibi geliyor ama. Yağlayıcıdır ama her zaman değil. Şöyle bir tişört işimizi görürüz. Evet. Bir de böyle fiber özel bezler falan alıyorlar. Gerek yok. Giymez olduğunuz. Giymez olduğunuz tişörtleri böyle işlerde kullanabilirsiniz küçük arkadaşlar. Küçük gelen büyük gelen tişörtler işinizi görür. Honda Civic'lerde arkadaşlar kronik. 97 kasa benim arabam biliyorsunuz. 97 modellerde de genelde sağ arka cam açmıyor. Ya da böyle kilitler kaldırmayabiliyor zamanla. Genelde tofaş motoru takıp takıyorlar ama o da yine sorun veriyor. Tercihimiz orijinali tamir edebiliyorsanız orijinali tamir edin. Ha, zorda kaldınız. Benim elimden gelmiyor dediniz. O zaman belki yani maddi olarak biraz daha az miktarla masraftan kurtulup tofaş motoru taktırabilirsiniz normalde ama biz önermiyoruz. Şimdi Bayram Usta bunu gres demiş ama gres yağı belli bir süre sonra pislikten arkadaşlar tıkama yapabiliyor. Şimdi Bayram Usta'nınki tertemiz ama yani bu 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl eğer zaten Honda Civic'in de görüyorsunuz kapı kartonunun içinde bulunan ısı yalıtımı değil, ne? Ses yalıtımı o kadar gelişmiş bir teknolojiyle yapılmış ki muhteşem. Hiç toz almıyor arkadaşlar. Tabi burada ironi yapıyoruz. Bütün ses içeride. Bütün tekerlek lastiği, bütün dışarıda "Oo hacım ne yapıyorsun?" falan gibi sesler, değil mi? Aynen. Bütün kamyonların o sesleri hepsi içeride. Bunu güzelce temizleyeceğiz şimdi biz. Temizledikten sonra tekrar parçaları toplayacağız. Çok fazla da temizlemeyelim ki en azından içinde bir yağlama yağ kalsın. Yağlama yapsın, değil mi? Aynen. Böyle tekrar çıkardığınız gibi yerleştirin arkadaşlar. Motor
motoru yerinde. Ya bunda genelde motor yanıyor arkadaşlar ama. Tek tek deneye gideceğiz abi. Çalışmak olana kadar. Evet, şu an çeviriyor gördüğünüz gibi dişliyi. Biraz önce de çeviriyordu aslında. Burada bir sıkıntı yoktu değil mi? Aynen. İşte deneye. Şimdi şu dişliyi çevirmesi önemli arkadaşlar. Dırırırın, dırırırın. Bakalım dişliyi çevirmeye gücü yetecek mi? Dişli dönerse zaten, şöyle sabitleyeyim. Dişli dönerse arkadaşlar çalışır. Belki o tıkama yapmış olabilir ya. Bir de elindeki böyle biraz şey gibi sanki. Yaylı gibi. Yaylı, evet. Zemberek var aslında, gücü, bak. Zemberek mi var? Aynen. Gücü yetmiyor da olabilir. Zemberek var. Çünkü niye? Kilidi açtığında dişli geri yerine gelmesi lazım. Açık kalır yoksa. Bir daha şeye bastığında. Anladım. Geri çekiyor yani. Kumandaya bastığında hiçbir işlem olmaz bunda. Yani motor şöyle zorluyor. Kilidi açıyor, geri bırakıyor. Zorluyor, geri kaldırıyor, bırakıyor. İşi bitiyor. Aynen. Anladım. Zorlayınca bırakıyor. Şimdi tamamını takıp mı deneyeceksin yoksa motor hemen dişlinin bunu, üstündeydi. Aynen. Bunu bu şekilde takıp deneyeceğim. Üstten çalışıp çalışmadığında görebileceğiz değil mi? Aynen. Kısmet olursa. Bunu da çıkarırken kırdın mı abi? Aynen. Kırılma olabilir. Çünkü yapıştırırsın değil mi? Tekrar yapıştırabilir. Bu fıs fıslarla. Önemli olan kaldırması. Aynen. Orijinal parça zaten. Üzerinde de kodlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi tekrar bir elektriğe bağlayıp. Yine olmadı. Yine kaldırmadı. Aynen. Önemli olan şu turuncu parçayı oynatması sanırım. O turuncu parçayı oynatması önemli tabi, çünkü bu tele takılıyor. Bu telde kilidi açıp çekiyor. Kapatıyor. Açıp kapatıyor. Önemli olan bunu oynatması. Böyle takarım bir de. Sen niye çıktın yerimden? O motora elektrik veren soket. Aynen. Lehimli falan önce... işimiz yok yani. Yok, hiçbir lehimlik işimiz yok. Aynen. Sadece şu karşıda görmüş olduğunuz siyah parça, bu turuncu parçanın değil olduğu kısmın oynaması lazım. Hepsi bu yani. Ama işte biraz uğraştırıcı. Elinizden geliyorsa kendiniz yapın, gelmiyorsa uğraşmayın. Yine şurada elektrikte deneyelim. Yine maalesef yemedi. Oynatmıyor, yemiyor. Tekrar sökelim. Evet, biz bir deneyelim arkadaşlar. Ardından bu olunca iş, size... Bu sürecek belli yani. Aynen. Evet, sorunu bulduk arkadaşlar. Sorun motorda sanırım değil mi Bayram Usta? Aynen, motorum torku gitmiş. Çalışıyor ama zorlamıyor. Basayım deneyelim mi? Şu an dönüyor. Ama elimle tutarsam hafiften, gördüğünüz gibi sadece ses yapıyor, motor dönmüyor. Evet. İşte bu güç bu dişliyi döndürmeye yetmiyor. Biz ne yapacağız? Bu parçayı arkadaşlar kapı kilitçilerden tekrar alacağız. Alacağız. Yaklaşık 75 lira diyelim biz. Hani biz fazla söyleyelim. Siz daha uyguna da bulabilirsiniz. Bu parçayı arkadaşlar kapı kilitçilerden alacaksınız. Bunu da gres diyeceksiniz. Kendiniz evde tamir edebilirsiniz. Ha, şöyle bir şey var. Ben orijinalci değilim diyorsan Şahin motoru alırsın o fiyata. İki vidayla işi halledersin. Ama ben onu önermiyorum. Niye? Kapılar ses yapıyor arkadaşlar. Araba giderken kapılardan cızırtı, cıkırtı sesleri geliyor. Niye? Çünkü bu tele bir tel daha yapıyorlar. Motoru taktığında, buraya vidaladığında buraya bir şeyle bağlıyorlar. Ve bu ses yapıyor. Şahin motoru. O yüzden ben bunu istemiyorum. Sen de istemiyorsan orijinalini yapacaksın. Fark etmez diyorsan Şahin motoru daha uyguna geliyor. Çok da pahalı değil aslında. 75 liraya. Yani uzun sürede kullanılıyor zaten. Ya şimdi şey, izleyiciler şunu düşünür. 75 lira verip de biz de buna uğraşana kadar der. Gider 75 liraya Şahin motoru taktırırım der. O ayrı mesele. Evet arkadaşlar, siz de bu şekilde araçlarınızı tamir edebilirsiniz. Türkiye şartları bizi maalesef usta yaptı.
usta demeyelim de yani kendi işimizi kendimiz görmeye çalışıyoruz Türkiye şartlarında. Bunu bir ustaya götürüp sadece şu arıza tespitine bile adamlar para istemeye başladılar. Eskiden bir arabayı götürürdük mesela ney sorunu söylederdik, masrafını söylederdik. Şimdi şunu sökse, tabii bizim bu parçayı kaç liraya alacağımızı bilmesek adam bize diyor ki bunun diyor parçalar, bunun parça diyor ya komple değişecek diyor, uğraşmıyor. Çoğu kişi bunu söküp de tamir etmeye uğraşmıyor. Bunu parça halinde getirip takıyor senin arabana. O da sana giriyor tabii. O da sadece şu biz işte kapı kartonunun ne kadar kolay söküldüğünü hep beraber gördünüz. Adam üstüne bir de sizden 200 lira elemeyi istiyor. Sanki ne yaptıysa alıyor parçayı takıyor sadece. Aynen. Bu şekilde öyle tamir edebilirsiniz arkadaşlar. Honda Civic videolarımız gelmeye devam edecek. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz Bayram Usta. Görüşürüz.